Merhabalar, bugünkü aracımız 2011 model Subaru Outback. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarına dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Konnektör yapılarını bozmuyoruz. Direksiyon kumandalarını çalıştırıyoruz. Bu araçların özelinde fabrikasyon geri görüş kamerası var. Kamerayı çalıştırıyoruz. Geri vites alıyoruz. Otomatik devreye giriyor. Boşadı. İleri vites alıyoruz. Otomatik devreden çıkıyor. Yine orijinallik odurmak adına kolçak içerisindeki USB konnektörünü de aktif etmiş olduk. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2011 model Subaru Outback. 9 inç cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Orijinal geri görüş kamerasını aktif ettik. Yine orijinal USB konnektörünün aktivasyonuyla montaj tamamlanmış olduk. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak ekranımızda. Başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon havzaları var. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kaydedebiliyoruz. Burada direksiyon kumandalarını gösterelim. Ses açma, ses kısma, şarkı ileri geri ya da kanal atlama tuşları. Telefon geldiği zaman telefon açma kapama tuşu da sorunsuz bir şekilde çalışacak. Mod tuşu. Kaynaklar arası geçiş tuşu olarak da çalışıyor. Problemsiz bir şekilde. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarları. Cihazın üzerindeki mikrofon ve harici mikrofonumuzu üst kısma çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. USB konnektörleri üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. İlgili ikona dokunarak klasör seçimlerimizi yapıp müziklerimize ya da ilgili ikona dokunarak yine klasör seçimlerimizi yapıp videolarımıza da erişim sağlamış olacağız. Yeri gelmişken belirtelim. Cihazımız 2200 QLED ekran kullanıyor. Aracın değişik açılarından bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve dokunmatik hassasiyeti en üst seviyededir. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon. İkinci tür navigasyon cihazı internet paylaşımı yapıldıktan sonra ilgili Play Store hesabı oluşturulup bu Play Store hesabı üzerinden kurulmuş. Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamalar kurup kullanılabilir. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Kullanıcı gece ve gündüz modları yani far duyarlılığı da sistemde sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Android işletim sistemli cihazımız Play Store hesabı oluşturulup internet paylaşımı yapıldıktan sonra YouTube, Netflix ya da birçok uygulamaya da erişim sağlamış olacak kullanıcı. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS10 platformu bu işin en stabili. Cortex'in A55 ve A75 işlemcilerini kullanıyor. 1.8 GHz hızında RAM 8 GB, 128 GB da dahil hafızası var. Ürünümüzün biraz önce de bahsettiğim gibi 2200'de QLED ekrana sahip. Aracımız 2011 model Subaru Outback ya da Subaru Legacy, aynı altyapıdaki araçlar. 9 inç cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.